8 ay önce kalın bağırsağından büyük bir tümör çıkardım. O zamandan beri kemoterapi ve radyoterapi görüyor. Kanseri yendiğini düşünmüştük. Affedersiniz. Müge Aydın'ın doktorları siz misiniz? Evet beyefendi. Onu siz mi getirdiniz? Evet. Sabah zar zor nefes alıyordu. Sizce gıda zehirlenmesi olabilir mi? Dün midye yemiştik. Gerçi ben iyiyim ama. Gıda zehirlenmesi olduğunu sanmıyorum. Radyasyonun yan etkisi olabilir. Ne radyasyonu? Kanser tedavisinde kullanılan radyasyon. Kanser mi? İyi de Müge'nin kanseri yok ki. Ben onun erkek arkadaşıyım. Olsa bilirdim. Tam kan sayımı, sedimentasyon, tümör markaları ise ve karın tomografisi çektir. Hı hı. İzninizle. Kanser olduğunu nasıl anlamam? Neden gizledi ki benden? Belki sizi üzmek istememiştir. Onu ilk gördüğümde hiç önemsememiştim. Ben öğretmenim, o garson. Aramızda bir şey olabileceği aklımın köşesinden bile geçmezdi. Onu küçümsemiştim galiba. Kendimi bir halt sanmıştım. Sonra birlikte bir saat geçirdik. Sadece bir saat. Ve aşık olduk. İşe yaramaz dosyalarını burada doldurmak zorunda mısın? Ameliyata girene kadar gözlem altında kalmalısın. Ha evet, böbrek taşı ameliyatı. Bir tanem. Zeynep Hanım sadece işini yapıyor. Benimle vakit kaybetmesine gerek yok. Ameliyat olacak kadar parası olanların işini yapsın. Senem. Melek Hanım. Size güzel bir haber getirdim. Senem'in ameliyatını planladığımız gibi bugün yapacağız. Masrafları hastanemiz üstleniyor. Çok şanslısın Senem. Hasan Bey. Ha? İyi misiniz? Aha. İyiyim. Yok canım, terliyorsunuz siz ya, titriyorsunuz. Seni gördüm ya, ondandır. Sizin için ne yapabilirim Hasan Bey? Lütfen çekinmeyin, söyleyin. Biz bir ekibiz, lütfen. Uzaklaşabilirsin benden mesela. Size uzanan bir yardım elini böyle mi karşılıyorsunuz Hasan Bey? Aşk olsun size. Ayhan. Pişman oldunuz değil mi? Oldum Ayhan. Doğruma pişman oldum. Şunu laboratuvara götürsene. Acil olduğunu söyle. Lütfen. Ne lütfen? Sihirli kelimeyi söylemediniz. Lütfen bunu laboratuvara götürür müsünüz? Lütfen. Merak etmeyin. Bizzat laborantın başında bekleyerek işi takip edeceğim. Koşsanıza ya Hasan Bey, bir şey oldu. Hasan Bey, Hasan Bey iyi mi? Matkap ve vida lütfen. İnanamıyorum, omurgayı kesiyor. Ben niye bu ameliyatta değilim? Ben nasıl oldu da o burun ameliyatına girdim? Sadece böbrek taşları kırılacaktı. Böyle olacağını bilsem hayatta bu yeni kıza kaptırmazdım. Aslan bana ameliyata girmeyeceksin demişti. Sonra birden fikir değiştirdi. Levent konuşmadıysa neden?
Farkında olmadan hoşuna gidecek bir şey yapmışsındır. Evet, ama ne? Şimdi vizaları yerleştiriyorum. Neden? Stabilizasyon için. Ve traktörü verir misin? Tampon. Annesini kızdırdığım için olamaz değil mi? Annesini de mi kızdırdın? Telefonda. Korkunç bir kadın. Aslında böyle bir adam olmasının sebebi bence o. Buraya bir şeyler öğrenmeye mi geliyorsunuz, dedikodu yapmaya mı? Zenan benimle ameliyata geliyorsun. Kalın bağırsak kanseri olan hasta mı? Evet. İşte bu. Hasan'a ne oldu? Doğru, Hasan. Arkadaşını hatırlayabilmen ne kadar hoş. Hasan ateşlendi. Sebebini araştırıyorlar. Senin neyin var? Kanla beraber yolladığınız bir çocuk vardı ya. Ayhan mı? O dokundu bana. İçimi kuruttu çocuk ya. Var öyle bir etkisi, evet. Ay. Anneciğim neredesin ya? Bak oğlun hasta oldu. Sen hastaneye yolla sapasağlam. Orada hasta etsinler. Ah, merhaba Hasan Bey. Annesi gel. Hem oğlunu kurtar, hem bizi. Yirmi numaralı bir sürü. Tampon. Klemp. Penset. Bağırsak rezeksiyonu gerekebilir. Bence de. Harikasınız Levent Bey. Ona bir gelecek verdiniz. Senin azmin sayesinde. Ben sadece hakkı olan şeyi almasına yardım ettim. Ameliyat çok iyi geçti. Bir insanın acı çekmesinden daha kötü şey nedir bilir misiniz? Çocuğunun acı çektiğini görmek. 17 yıldır ilk defa gerçekten mutluyum. Anneciğim olsaydı şimdi bir nane limon kaynatırdı bana. Turp gibi kalkardım ha. Annem mantar kaynatır mıydı hiç sana? Ne demek o? Belki çocukken yabani mantar yemişsindir. Hani belki ondan öyle olmuşsundur. Ya Borant Bey, dilinizden zehir damlıyor. Ama bir gün elbet bana işiniz düşer. Zehirli. 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 Tamam.
Hastanın kanı yüksek oranda toksik veriyor. En ufak bir temas tehlikeli olabilir. Yapmamız gerekeni anlayana kadar kimse içeriye girmeyecek. Kesinlikle. Durumu nasıl? Hala baygın. Ama kan basıncı normale dönmeye başladı. Hemen çıkarılmaları çok iyi oldu. Evet. Levent Bey, imzanız lazım. Ne biliyoruz Suat? Çantasında bitkisel bazı ilaçlar bulmuşlar. Laborantlar kanda kemoterapi için verilen kimyasalla karıştığında nörotoksik bir bileşime dönüştüğünü düşünüyorlar. Kan havayla temas edince de toksik etkisi artıyor ve ortamdakileri etkiliyor. Zamanında fark ettiğimiz için çok şanslıyız. Onları şans değil, Hasan kurtardı. Ekibi içeride onu çıkardı. Hastaların hepsine sıvı takıldı. Aralıklı oksijen takibi yapıldı. Asıl hasta için ne yapacağız? Ela, haberin yok galiba. Zehirli bir hasta varmış. Fikret Hanım, Zenan, herkes zehirlenmiş. Ne? Aa. Korkma, şimdi iyiler. Ama hasta açık halde masada kalmış. Hasan Bey mi? O da zehirlenmiş mi? Bu giysiler hava geçirmez. Tüpler giysinin içindeki havanın dolaşmasını sağlayacak. Yardım edebileceğin bir şey var mı? Şimdilik yok. Sen dışarıda bekle. Piller uzun süredir şarj edilmemiş. Tahminim pil bitmeden dışarı çıkmak için sadece 30 dakikanız var. Olamaz. Anestezinin etkisi geçiyor. Hasta uyanıyor. Arkadaşlar sakin olun. Tam izole olmadan içeri girersek 5 dakika bile dayanamayız. Ve hasta ölür. En az 2 dakika daha lazım. Onun 2 dakikası yok. Ela! Dur! Ela! Dur. Ela, çabuk çık oradan! Tamam Ela, bir hastanın bağırsakları ortada masada yatıyor. Profilin dozunu ayarlamak için kaç kilo olduğunu bulmalıyım. 60 kilo civarı. Başladı. İyi misin? Yaptığınız gerçek bir kahramanlık Hasan Bey. Kendinizi hiç düşünmeden içeri atmışsınız. Yok canım, önemli bir şey değil. Öyle demeyin. Ya onları kurtarırken size bir şey olsaydı? Çok üzülür müydün? Üzülmez miyim? Fikret Hanım ve Zenan nerede? Belki onlara yardım edebilirim. Bilmiyorum. Neler oluyor? Sonra öğrenirsin. Acelemiz var. Fikret Hanım, ben ne yapabilirim? Ayak altından çekilebilirsin. Kahretsin. Bağırsaklar şişti. Ne kadar zamanımız var? 8 dakika. Bağırsaklar şişti mi? Evet. Bu şekilde batına sığmaları mümkün değil. Suat Bey, sebebini biliyorum. Dediklerimi uygularsanız sorunu çözebiliriz. Tamam. İyi misin?
Evet, durum ne? Bilmiyorum. Kimse bana bir şey söylemiyor ki. Nereye? Gözlem odasına. Ben de geliyorum. Yeni de olsam ben de asistanım, sizin gibi. Aksini söyleyen olmadı ki. Neler oluyor? Fikret Hanım anestezi uzmanının nazogastrik tüpü koymadan bayılmış olduğunu hatırladı. O yüzden şimdi bir tane nazogastrik takacaklar. Ve bağırsaklardaki havayı dışarı alınca batına daha kolay yerleştirecekler. Ve çok az havaları kaldı. Ben de sormuştum ama cevap veren olmamıştı. Levent Bey. Bağırsaklardaki sıvıyı dışarı çıkarmalısınız. Tamam. Daha sonra hastanın üstünü şeffaf örtüyle kapatıp ameliyatı bitirmemiz gerekiyor. İyi görünmüyorlar. Az kaldı. Ameliyat yerinin üzerine örtünce çıkacağız. Hava durumunuz nedir? Benim bitti. Sen çık, ben sararım. Tek başına mı? Yapamazsın. Suat. İşte bu hiç iyi değil. Suat. Suat. Lütfen ölme. Lütfen ölme. Seni seviyorum. Hastayı nakle hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hı hı. Sırayla çalışılacak. Bir seferde bir doktor. Kimse 20 saniyeden fazla kalmayacak. Önce siz girin isterseniz Aslan Bey. Ben girmeyeceğim. Pardon? Elimize kalan son sağlıklı cerraha sinirsel bir zehre maruz bırakmak, sorumsuzca davranmak olur. Zehrin hala bilmediğimiz uzun süreli etkileri olabilir. Ben burada kalıyorum. Ben suyun altında 3 dakika kalabiliyorum. Tamam. İlk sen giriyorsun. Maskesini takın. Tamponları ıslat ve boşluklara doldur. Zeynep. Hazırım. Güvenlik naylonunu etrafına iyice sar. Sıkı sıkı olmalı. Hadi. Hadi. Hadi Zeynep, çabuk. Hadi.
kıvrılmıştı, oturtamadım. Zehirli havayı vakum etmesi için ameliyat yeri etrafını mümkün olduğunca sıkı yapıştırman gerekiyor Ela. Şişliğinde tam yerine oturduğuna emin olabilirsin. Tamam mı? Hadi, hadi bakalım. Hadi Ela, hadi. Hadi Ela. Başaracak, biliyorum. Aranızdaki bağ gözlerimi yaşartıyor. Ela, çabuk. Hadi. Hadi ya, hadi. Hala zehirli mi? Şu anda zehri dışarı çıkaracak bir çeşit diyalizde. 1-2 saat içinde yanına girebilirsiniz. Şu an sizi duyabilir. İyileşeceksin, merak etme. İyi olacaksın. Ben yanındayım. Öğrendiğin için üzgünüm. Senden sonra hayatımdaki bütün kötü şeylerin bittiğini düşünmüştüm. Atlatacağıma emindim. Atlatacaksın. Birlikte atlatacağız. Nasıl oldu da hastane benden para almamaya karar verdi? Bilmem. Ama ben biliyorum. Bir insanın hem güzel, hem zeki, hem de iyi kalpli olacağına hayatta inanmazdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.